Selam genç arkadaşım, benim hocama hoş geldin. AYT çalışmalarımızda çok çok önemli bir konuyla birlikteyiz. Konumuz itme ve momentum. ÖSYM tarihini özellikle son 10 yılı şöyle iyi incelediğiniz zaman ÖSYM'nin boşunun olmadığı bir konudan bahsettiğimizi göreceksiniz. Tabi bu arada konuyla ilgili de açıkçası şunu söylemek istiyorum. Biraz atışlardan çakıyor olmanız gerekebilir. İşte belki de atıyorum ki hareketle ilgili, Newton hareket yasası, enerji, bütün her şeyin. Hani biz bunu şöyle diyelim, mekaniğin bir zirve noktasıyla beraberiz arkadaşlar. Her şeyden anlıyor olmamız gerekebilir. O yüzden çok önemli bir konu. Kendi başına dediğim gibi, kendi başına da itme momentum'la ilgili soru gelebilir. Ama diğer konularla da çok kolay birleştirildiğinde fark edeceğiniz bir konu olacak. Hadi bakalım. Şimdi aslında bilmediğiniz çok fazla bir şey de yok. Her şeyi biliyoruz biz. Şimdi olay kimden başlıyor tabii ki? Gene Newton arkadaşlar. Newton'ın ikinci yasası. Yani neydi o da hatırlatalım. Temel yasa. Ne demişti? Meşhur yasa hatırlatalım. F net eşittir. M çarpı A değil mi? Yani bir cisme kuvvet uygularsan cisim ne kazanıyordu? İğme kazanıyordu diye anlatıyordu bize. E bu arada iğme neydi? Açarsak biz bunu. F net eşittir. M delta v bölü delta t yapıyor muydu? Birim zamandaki hız değişimi diyime. Yani e t'yi karşıya atarsan ne oldu bir anda? F neti kısaca F yazalım. F çarpı delta t m çarpı delta v diye yeni bir eşitlik çıkarttık dikkatliyseniz. Aslında birazcık türettik formülü. İşte karşınıza gelen F çarpı delta t dediğiniz bu ifadeye biz ne adını veriyoruz? Biz buraya itme. m çarpı delta v'ye de momentum değişimi adını veriyoruz arkadaşım. Bak bitti. Olay çok basit oluyor. Yani karşınıza da hatta gösterirken de şöyle yazarız. I vektörü eşittir. Delta P vektörü diyoruz arkadaşım. Bak çok basit. Hiçbir şey yapmadık. Yani bunun anlamı şu. Bak bunu Türkçe meyalini tartışalım bir de bir cisme F kuvveti uyguladığında ne kadar belli bir süre boyunca uyguladığında bu M kütleli cismin hızında bir delta V'ye kadarlık bir değişim olacak. İşte uyguladığın kuvvetle alakalı ne oluyor mesela destek yönünde uygularsan ne yapıyorsun hızını arttırıcı karşıdan uygularsan azaltıcı. Ve uyarıda bulunmuşum bakın itme ve çizgisel momentum vektöreldir bak bu konunun en önemli yeri bu arkadaşım. Skaler işlem yapmayacaksın vektörel işlem yapacaksın. Bunu yaparsan hata minimuma inecek. Zaten daha çözeceğim ilk soru bunu anlatacak sana. Hareket eden bir cismin ilk momentumu P1 vektörüymüş. Son momentumu P2 vektörü ise uygulanan itme vektörü nedir? Diyeyim. Bak itme vektörü ne? Uyanacağın şey ne dedik? Bak itme eşittir. Momentumdaki değişimdir. Momentumdaki değişim ne demek? P'nin son değeri Eksi P'nin ilk değeri diyeceksin bana. Yani son. Ne demek bu da? Son değer P2 ise P2 vektörden ucuna P1'in tersini ekle demektir bu bak. Yapalım istiyorsan. Bak çizelim. Buradan başladığımızı düşünelim. P2'yi çizdim. P1'in tersini ekle ucuna. P1 buraya bakıyor. Tersini ekliyorum. Bak eksi P1. Nereden başladın? Bu işlerde vektörel çalışırken neydi kural? Başladığın yerden bitirdiğin yere olan şey işte senin aradığın itme vektörüdür. Yani bir numaralı vektör aradığımız cevap olmuştur. Sakin. İtme ne? Momentumdaki değişimdir. Bu işte vektörlerin ne kadar önemli olduğunu belki de anlamanızı sağlayacak sayısal bir soru. Çok çok önemli bakın. 2 kilogram kütleli bir top 30 metre bölü saniye hızla ilerlerken duvara çarpıyor. Duvar ile 0.5 saniye etkileşip geriye 2 kilogram kütleli cisim geriye 10 metre bölü saniyelik hızla dönüyormuş. Duvarın uyguladığı ortalama kuvvet ne kadar? Şimdi burada diyebilirsin hocam ortalama nereden çıktı? Ya bu şuna benziyor yay gibi düşün. Aynı sistemin duvarı yerine yay olduğunu düşün. Vurdum. Top direkt tık tık anda dönemiyor. Yani şu olayı yapıyor. Esniyor. Geri dönüyor aslında. Aynı yay gibi düşün. Esneyip geri dönüyor. Yani bir süre etkileşiyor. Hemen tık tık olsaydı zaten etkileşim süresi çok küçük oluyor. He, ben ne biliyorum bu işlerde? İtme momentumdaki değişim vektörüydü. Hatta şöyle yazalım bir daha bir. İtmenin açılmış hali kuvvet çarpı uygulama süresi eşittir. Kütle çarpı hız değişim vektörü. Şimdi o zaman hazırsak. Hadi başlayalım. Kuvveti soruyor. Kaç saniyelik bir e, olay gerçekleşti? 0.5 saniye. Kütlesi kaç? 2. Çarpı. Bak burası çok önemli. En Sorunun en kritik noktası bu. Neyi bu? Son hız vektörü eksi ilk hız vektörü. Bak bunu istersen yönünü yaz. Yönünü yazmadıysan kendin böyle artı yön, eksi yön diye işaretler vermen gerekebilir. İşte son hızın eksi 10 mesela. Ha ben olsam şöyle seviyorum. Sonuç sola 10. Sol tarafa doğru 10. Eksi ilk kız, İlk kız bu. Tersini aldım. Sola 30 oldu. E şununla şu sade işte 4 kaldı. O zaman F'imizin cevabı 4 çarpı. Bunlar ne yapar? Sola 40 yapar mıydı? O zaman kuvvetimizin cevabı sol tarafa doğru 160 Newton oldu. Olay bitti. Zaten kuvvetin değerini soruyordum bize. Bu arada işte böyle e, ee, şu olay bu sorudaki en önemli noktalardan bir tanesi. Mesela böyle bir duvara çarptığın zaman ne olacağı belli. Ne yapar? Bu duvar seni ne yapar? Şuraya doğru iter. O zaman bak bunun uygulayacağı sen kuvvetin bu yönde olacağını biliyorsun. O zaman itmenin de aynı yönde çıkması gerekiyordu. Zaten nitekim öyle oldu bak. Duvarlar örnek veriyorum. Bu duvara vursan kendini ne yapar? Bu duvarda böyle iter seni. Her duvar kendisinden ne yapar? Böyle dik olarak itecektir. Şimdi hoş bir birim sorusu. Bir cisme hareketi sırasında T süre boyunca bir kuvvet etki ediyormuş. Momentumundaki değişim. Bak hatırlatırım. Bu formülün herhangi bir yeri daha işinize yarayabilir. Bak itme neydi? Momentumdaki değişim miktarıydı. Hatta açalım onu. Kuvvet çarpı uygulama süresi kütle çarpı hız değişim vektörü. Şimdi senin Adam sana neyi soruyor? Momentumdaki değişimi soruyor. Yani aslında sana bunu soruyor. Ama burada unutmayacağım şey. E bu da buna eşit bu arada ama. Yani ben eşitliğin sağ tarafından da sol tarafından da ben bu işi çözerim yani aslında baktığın zaman. Hadi çözelim öyle yapalım. Şimdi ben eğer buradan çözseydim. Bunun birimi ne? Kilogram. Buranın birimi ne? Metre bölü saniye. O zaman senin normalde momentumun birimi kilogram metre bölü saniye. Var mısın? Varım. Bu arada ben biliyorum ki eşittiğim bu tarafı buraya da eşitse. E buradan çözseydim bunun birimine Newton. Buranın birimine saniye. Newton saniye. E bak o da var. Şimdi Joule saniye metre. Allah Allah Joule neydi? Enerji birimiydi. Şimdi diyeceksin ki hocam nasıl çıkartacaksın? İyi seyredeceğim. Şimdi burada değişimleri yok edersen momentum M çarpı V doğru mu? Peki kinetik enerji ne? 1 bölü 2 mv kare. Bak birbirlerine çok yaklaşıyor bunlar. Bak bu arada bunun biriminin ben jül olduğunu biliyorum. Doğru mu? Burası bak. Bak işin içinde jül var. Peki ben bunu 1 bölü 2'nin birimi yok. At gitsin. Ben buna mv kare dersem şunu şöyle yapabilir miyim? mv çarpı v diyebilirim değil mi? Bak burası ne? Momentum. mu? hızla çarparsa ne cinsinden bulacağım? Jül cinsinden enerji değerini bulacağım. Şimdi dikkat et bak. Çekelim. Hızın birimine ...metre bölü saniye eşittir. Jül olacaksa o zaman momentum'un birimi... ...jül çarpı saniye bölü metre diye de türettim. Jül, saniye, metre hepsi oluyormuş. Bak sakin kalacaksınız biraz. Ee, hava direncinin önemsenmediği ortamda... ...bu bir yata yatış fark ettiyseniz. Yerden 5 metre yüksekten K'dan 10 hızla fırlatılan bir cisim... ...yere L noktasına çarpıyormuş etki eden itme ne kadardır? Atışların öyle bir güzelliği var ki ben bu soruyu iki yolla da çözmemi sağlıyor. Bak şimdi itme ne? Normalde itme bu arada hatırlatırım. Yine momentum değişimle eşittir. He, ben soruyu yani acaba F çarpı delta T'den mi çözmeliyim ya da M çarpı delta V'den mi? İşte atışlar öyle güzel ki ikisini de sağlıyor. Şimdi önce başlayalım bazı bilgilere ihtiyacım olacak. Şimdi sen 5 metreden bunu bırakırsan bizim klasik hemen h eşittir 1 bölü 2 gt kareye göre 5 10 bölü 2'den 5 t kare ise t süresi 1 saniye doğru mu? Bu adamın yere düşme süresi 1. Ve 1 saniye sonra ne olur? Bu hızınıza kimsenin dokunduğu yok 10. Ama buraya doğru da bir 10 hız kazanır mıydım ben atışlara göre? Çünkü buraya doğru başlarken 0'da 1 saniyede 10 olduk. Şimdi eğer ki bunu M delta V'den yani itme M çarpı delta V'dir diyen bir arkadaş bu birinci çözüm yolunu kullanalım. Hadi bakalım başladım. Kütle 2 kilogram. Şimdi bak çok önemli bir yerdeyiz. Son is, eksi kız yeri. Ve bu işin içinde birazcık yönler var. Şimdi iyi seyret burayı. Burayı çıkartınca zaten iş bir anda bitecek. Şimdi son hızın ne senin? Buraya 10, buraya 10 değil mi? Bak buna hiç dokunmadım. Son hıza hiç dokunmuyorum. 10, 10. Eksi ilk hız. Şu hızın tersini almam lazım. Bu da 10. Bak bunlar birbirlerini götürdü. Sadece aşağıya doğru 10 kaldım burada. Yani senin itmenin cevabı aşağıya doğru 20. Hangi birimleri kullandım? Kilogram, metre ve saniye. Bak aşağı doğru 20. Ha diyeceksin ki hocam Newton saniye diyor. O da doğru ama az hatırlatırım. Newton saniye aynı zamanda kilogram metre bölü saniye dedim bir önceki soru. Keyiften biz bu soruyu çözmedik size. Şimdi bir arkadaş da diyebilir ki hocam ben acaba itmeyi F çarpı delta T'den yapabilir miydim? Yapardık neden? Burada bir şeyi çok iyi biliyoruz. O yüzden maçta öndeyiz biz. Ne o? Neden düştü bu cisim? Hangi kuvvet etkisinden dolayı düştü? Bu adamın düşmesinin nedeni mg doğru mu? Yani ağırlık 2 çarpı ondan. Sen bu cismi düşüren kuvvetin 20 ya da bu cismi etki eden kuvvetin 20 olduğunu biliyorsun. Yani aslında atışlarda şu bir avantaj. F'in mg olduğunu biliyoruz biz. Hadi bitirelim iş. 20. E kaç saniyede düştü? 1. E cevap 20. Ha diyeceksiniz aşağı doğru olduğunu nereden biliyorum? Müneccim misin hocam? Tabii ki biliyorum. Mg nereye doğru? Aşağı doğru. Yani her iki yoldan da ben bunu çözerim. Ama bunu sana sunan şey birazcık atışların avantajı açıkçası. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan M kütleri bir cisme etki eden yatay kuvvetin bak yatay sürtünmesiz düzlemde duruyor. Önce şekli bir canlandıralım isterseniz. Yatay bir düzlem. M kütleri bir cisim burada duruyormuş. Değil mi? Ve bunu etki eden bir ne lazım? Böyle bir kuvvet uygulanacak. Kuvvetin zamana göre grafiğini vermiş. Bak ne oldu? Bir T süre boyunca buna kuvvet uygulanıyor. Tamam. F, T ve M niceliği, M kütlesi biliniyorsa. Ben ne biliyorum? Eğer bir cisme kuvvet uygularsan karşılığı neydi? Bir itme uygulamış oldun. Bunun karşılığında ne olacak? Momentum değişecek. Hatta açalım bakalım. F çarpı delta T, M çarpı delta V. O zaman ben neleri biliyorum bu soruda dikkat ederseniz. Kuvveti biliyorum. Öyle diyor. T'yi biliyorum. Bu arada cismin kütlesini de biliyorum. O zaman senin bunları bilmen demek, bak neleri bildiğimi çıkartıyor. Zaten bu neydi? Bunun komplesinin adı itme. Ben bu cisme etki eden itmeyi biliyorum. Ha bak zaten ne diyor? Sıfır T'de etki eden itme. Başka? E hızındaki değişimi de bulabilirim. Zaten formülde eksik olan. Yazmamış. Peki iğmeyi bulabilir miydim? Bulurdum. Neden? Bak F eşittir M çarpı A değil miydi bu işin genel hali? Ben bu adamın kuvvetini ve bunu bilince zaten iğmesini de biliyorum. Değil mi? Peki kinetik enerjisini bulabilir miyim? Ben şimdi bu adamın hızını buldum doğru mu? Hızın sıfırdı biraz sonra 10 oldu falan bulduk. O zaman bakalım bir kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareydi. E ben bu adamın kütlesini biliyorum. Hızını da hesapladım. O zaman ben bu arkadaşın kinetik enerjisini de hesaplayabilirdim. Resmen mekaniğin zirve noktasını yaşıyoruz şu anda. Bak her şey her şeye bağlı artık yani. İsmail Sürtünmen'in önemsenmediği bir bilardo masasında X konumunda durmakta olan bilardo topuna V hızıyla vuruyormuş. Şu anda belki anlatmadık ama bilardo topu masanın K ve L kenarlarına tam esnek yansımaya. Yani bu ne demektir? Enerji kaybı olmadan. Enerji kaybı yok demektir. Uğramadan bu konumda işte duruyormuş artık. Aslında diyeceksin ki nasıl durdu da. Yani aslında sürtünmemse bir şeyler oldu galiba da neyse hadi diyelim. O kısımları sallamıyoruz. Yani duvarlara şöyle bir özelliğimiz var. Ya da Y konumdan geçiyor diyebiliriz. V ile geçtiysen biraz sonra buradan ne yapacaksın? Gene V ile gideceksin. Buradan gene hop V ile. Duvarlara esnek çarpmak bu. Aynı süratini koruyarak çarpıyorsun. He. K'nın uyguladığı itme. Şimdi bak ben burada sana bir kıyak geçeyim. K duvarı Burada değiyor değil mi burada? O zaman ne yapar? Duvara dik bir şekilde. K'nın sen böyle dik olacağını bulacaksın. L'ye vurduysan da L'nin bu yönde bir itme çıkartması lazım bana bak. Mutlaka bunlar yani soruya başlarken IK ve IL'nin ne olacağını tahmin edebiliyorum ben. Şimdi hadi bakalım bunları bulmaya çalışalım. Şimdi itme neyi normalde? Kuvvet çarpı uygulama süresidir ya da kütle çarpı hız değişimidir. Acaba ben bu soruyu atışlardak gibi iki yoldan çözebilir miydim? İşte bak bu sefer olmayacak. Niye? Çünkü süreler vesaireler yok. Bak bu gitti. Ama buradan çözeceğim bu sefer bu hikayeyi. O zaman başlıyorum. K duvarındaki itme ne? M çarpı delta V'den bulacağım. Dikkat şimdi. Şimdi hatta bunun büyüklüğünü hesap etmeye çalışacağız sonrasında. M zaten hadi gitti. Bak olayın en önemli yeri kim? Hız aslında son eksi ilk yapmamız lazım. Şimdi burada renk değiştirelim. Sen bu duvara V hızıyla geliyorsun. Böyle. V hızıyla da gidiyorsun. Doğru mu? Son. Böyle bir V. Eksi ilk. E böyle geliyordum. Bunun tersini al. Şöyle bir V. Açık kaç derece olur? Burası 30. Burası 30 ise bu arada kalan açı 120 derece olur. O zaman M bunların ne olur? Biz biliyoruz 120 derece kuralı neydi? V ile V'nin bileşkesi de şöyle ortada bir V olunca cevap yukarı doğru bir MV çıktı. Bak ben zaten sana yukarı doğru çıkacağını söylemiştim. Hadi şimdi L duvarına gelelim. L diyelim bir de. O da aynı şekilde M çarpı delta V'den hesaplayacağım. Hadi bakalım. M çarpı bak gene hazırlıyorum dört yönümü. Çünkü işin içine yönler varsa eğlence var. Ne yapıyor? Bak bu duvara V hızıyla geliyorsun böyle. Bu tarafa gidiyorsun V ile değil mi? Son. Şöyle bir V. E bu duvara nasıl geliyordum? Böyle geliyordum. Eksi. Böyle bir V. Peki açı kaç derece? Bak 60. 60 ise bu arada kalan açı 60 derece ise. Ben ne biliyorum 60 derece kuranına göre V ile V, V kök 3 yapıyor muydu? O zaman yeni değerinde bu yönde MV kök 3 oldu. Neyi soruyor? Bunların oranı sorulmuş. Böldüm gitti. 1 bölü kök 3. Bu arada diyebilirsiniz. Hocam ne biçim sayılar bunlar? 1 bölü kökü çıkar mı? Bak bakalım 2024 ayette sorularında 1 bölü kök 3 falan var mıymış? Değil mi? Çizgisel momentum'u korun. Bak buraya kadar biz momentum'u hiç korumadık. Ne yaptık hep? Kuvvet uyguladık. Cismin hızını değiştirdik. Momentum'unu değiştirdik. Peki olay ne? Çizgisel momentum'un korunumunda olay da şu. Bir cisme dışarıdan bir net kuvvet uygulandığında yani bir itme uygulandığında ne oluyordu? Cismin momentumunu değişime uğratıyordu. Biz bunu öğrendik bu saate kadar. Hep bunu yaptık. Demek ki olay basit. Cisme dış kuvvet uygulanmaz ise ilk momentumla son momentumun değeri aynı çıkacak. Momentumunuz değişmeyecek. Yani olay şu. Neydi kural? F net çarpı delta t momentumdaki değişim. Doğru mu? İyi de bu sıfırsa demek ki momentum değişimi sıfır çıkar. Demek ki son momentumunla ilk momentumun aynı çıkarmış. Ha, örnek burada günlük hayattan bir örnek vermişim. Duran bir araba arkadan itilirse araba sisteminin dışından ittiriliyor. Doğru mu? O zaman bu arabanın sen hızını değiştirebilirsin. Ama arabanın içinde otururken direksiyonu ileri itersen ne oluyor? Sistemin içindesin. Bu şuna benziyor. Ben binayı şu anda ben bu tahtayı ne yapıyorum? İçinden ittirmek gibi bir şey. Veya Duvar ittirmiş olacağım mesela. Ne yapıyorum? İttiriyorum. O bana etki. Ben, ben ona etki. O bana tepki. Sistemin içinde kaldı. Yani sen arabanın içinde. Sen direksiyon ittiriyorsun. Direksiyon da seni ittiriyor. O sistem içinde F net sıfır oldu. O yüzden bir dış kuvvet değil. İçeriden bir kuvvet olduğu için ne olur? Momentum etkilemez. Ama dışında itersen etkilenir. Ve patlamalar, çarpışmalarda en büyük özellik momentum korunur. Çok önemli bir soru. Patlama sorusu bak şimdi. 6 kilogram kütleli bir bomba 3 metre bölü saniye hızla ilerlerken o noktasına geldiğinde 3 parçaya ayrılıyor. Patlayıp. 2 tanesi buralara gittiyse 3. parça nereye gitti? Bak çok basit. Yapacağın tek bir şey var. Geliyorsun, sen dışarıdan müdahale etmedin. Gidiyorken tak patladı. Yapacağın tek bir şey var. Patlamadan önceki momentum vektörü, patlamadan sonraki momentum vektörü eşit olacak. Peki momentum ne? Tabii ki basit. M çarpı hız vektörü. Bu kadar. Şimdi hazırız. Bu adam geliyor buraya. Yani bunu en son nasıl gördük biz patlamadan önce 6 kilogramlık arkadaş 3 hıza sahip. O zaman bu adamın momentumu sağ tarafa doğru kütlesi 6 hızı 3 sağ tarafa 18. Sonra patlayınca işin içine yönler girdiyse biz de yapalım. Bak nasıl olmuş? Bu arkadaş 1 kilo 30 olduğuna göre bu tarafa doğru hop 30 momentum oldu mu? 3 kere 10'dan da bunun 30 momentum oldu. Değil mi? Hatta aradaki açıda 120 derece oldu. Artı 3. bir parça arıyoruz biz. 3 parçaydı. E başlarken kaçtı mal varlığımız? 6 kilo. 1 kilogram burada. 3 kilogram burada olunca 4 etti. Adama sorarlar nerede 2? 2 kilogramlık adam ne yapmalı? Yani hızı ne olmalı acaba? E bitti. Bak sağa 18 çıkmalı. 30 ile 30, 120 derece kurana göre or, arada tam 30 olarak buluşur muydu? Artı 2 çarpı soru işareti. Şimdi bak, sağa 18 çıkması lazım. E, sağa 30. O zaman buranın sonucunun sola 12 momentum vermesi lazım. Yani 2 çarpı soru işareti, sola 12 çıkması için soru işaretinin cevabı 6 metre bölü saniye ve sola doğru. Yani eksi x yönünde 6 metre bölü saniye olacak. Şimdi bunu belki matematikle yapmayacağız ama mantığını anlamamız lazım. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yerden düşeri, düşe yukarı yönde atılan cisim T tepe noktasına geldiğinde bak bunlar çok kıymetli kelimeler. İç patlama sonucu üç parça ayrılıyor. Peki rahmetli en son nasıl gördük işte bu soruda ona bakacaksın. Fırlattın gel M kütleli bir cismi değil mi? Fırlat 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 fırlat. Tam tepe noktası demek ne demek? en kütleli cismin hızının sıfır olduğu anda patladı. İşte bak rahmetli en son böyle gördük. O zaman senin patlamadan önceki momentumun sıfır. Doğru mu? Yok çünkü hızın yok. Momentum çünkü neydi? Mb. E madem hızın yoksa o zaman al sana momentum sıfır. O zaman patladıktan sonra da sıfır olması lazım. Bakalım mümkün mü? Acaba üç parça hangisi gibi? Bakalım. Şu, şu, şu. Yani elinizde bunu şöyle düşünebilirim. Böyle bir vektör, böyle bir vektör ve böyle bir vektörden sıfır çıkabilir mi? Çıkar. Değil mi? Peki buraya bakıyorum. Mesela böyle bir vektör, böyle bir vektör, böyle bir vektör. Ne olur? Bununla bu eğer burada buluşuyorsa bununla da bu birbirini götürür. Olabilir. Peki buraya bakıyorum. Bu vektör, bu vektör ve bu vektör. Buradan sıfır çıkar mı? Hadi bunlar birbirini öldürür. Bunu kim öldürecek? O zaman bu olamaz. İşte bir iki gibi dağılmış olabilir. Şimdi bu sefer daha da hoş bir soru. <laughs> Hava direncinin önemsenmediği ortamda yerden düşey yukarı doğru atılan bir cisim hareketinin herhangi bir anında. Bak burada bela nokta bu. Yani ne zaman patladığını biz bunun bilmiyoruz. Niye? Belki burada yukarı çıkarken, belki tam tepede hızı sıfırken, belki de şurada aşağı inerken de patlamış olabilir. Bilmiyoruz. Yani bunun yönü olarak ne olacağını bilmiyorsun. İki parça ayarlıyormuş. Parçalardan biri yata yatış yapıyormuş. O zaman şimdi bak hangisi olabilir? Acaba birinci gibi patladıysa ne olur? İki gibi patladıysa ne olur? Üç gibi patladıysa ne olur? Her bir hesabı yapmam lazım. Şimdi birinci durum nasıl? Senin momentumun bu yönde mi? Parçalardan biri yata yatış yaptıysa, diğeri ne yapması lazım ki sonuç yukarı çıksın? Tabii ki diğeri şu hareketi yapmalı. Şunu yok etmem lazım sağa. Bu arada yukarıda gitmem lazım ki sağ olsun. Bak bununla bu birbirini götür yukarı. O zaman demek ki diğer parça yukarı yönde eğik atış demek değil midir bu? O zaman yukarı yönde eğik atış yapmış olabilir. Mesela iki numara gibi olsaydı. İki numaraya göre sen tepede ne yapıyorsun? Hızın sıfır. Yani momentumun sıfır çıkacak. Eğer parçalardan biri sola gittiyse diğer ne yapmalı? Sıfır çıkması için sağ. Neydi bunun adı? Yata yatış. Peki 3 numara olsaydı. Eğer parça aşağı inerken patladıysa. Momentumunuz bu yönde. E biri yata yatış yaptıysa, Sol attıysa, diğeri ne yapmalı? Bak bunu sağlamam lazım benim. Yani, ne yapacağım? O zaman diğer parçayı hem aşağı hem de sağ. Bunlar birbirini götürsün aşağı çıksın. O zaman bu ne demek? Bu hareketi yaparsın. Yani aşağı yönde eğik atış derler buna da. Ya da pike atışı. Olay bu. Bak bu tür sorular çok daha önemli. Mantığını anlamak için çünkü. O noktasında tutulmakta olan bir cisim iç patlama sonucu oklar yönünde patlıyormuş, gidiyormuş. Yata yatış yapıyorlarmış, fırlıyorlarmış. Yani bir tanesi o zaman şöyle yapalım. İki tane parçamız var değil mi? X parçası. Bu da Y değil mi? X ne yapıyor? Bu tarafa doğru VX ile Y de bu tarafa doğru VY ile H yüksekliğinden Atılıyorlar dağılıyor. Ne yapıyor bu arkadaş? Hop. 2 d kadar giderken bu arkadaş D. Şimdi uyan. Aynı yükseklikte olduklarına göre. Bu adam T sürede yeni indiyse bu da T sürede inecek değil mi? O zaman var mı öyle bir şey? X'in yere vurma süresi küçüktür. Yalan söyle. Bir kere H eşittir 1 bölü 2 GT kareye göre yatay atışta. H'lar aynı olduğu için. Aynı. E o zaman niye bu adam 2D'ye gitti? Çünkü 2D'ye gitmesini sağlayan şey vx hızıyla t. Diğeri d yoluna gitti. Niye? vy hızıyla t. E bölsem ne oldu? vx vy'nin iki katı olduğunu görüyorsun. O zaman demek ki e, x'in yazıyorum burada yok. He, peki bu patlamanın bir özelliği var arkadaşım. Sen bu başlarken ilk momentumun neydi senin? Sıfırdı değil mi? O zaman son momentumunun da sıfır olacak. Yani bu ne demek oldu? x ismi buraya gitti, y cismi de buraya gittiyse o zaman sen ne diyeceksin? İlk momentum madem son momentuma eşit ise e, ilk momentum sıfır. O zaman sola doğru olan px ile sağa doğru olan py'yi toplayınca sıfır olması tek çare var. x ile y'nin momentum büyüklükleri eşit olacak. Bak x ve y'nin momentum büyüklükleri eşit. Momentumlar eşit deseydi gümlemiştim bu arada. Çünkü yönleri tutmuyor. E bu ne demekti? mx çarpı vx my çarpı vy demekti. Doğru mu? Bu arada sen biliyorsun ki x y'nin iki katıydı. Yani bu adam 2 v bu adam v o zaman bu adam 2 m'dir. Bu adam m'dir. Yani y'nin kütlesi x'in kütlesi y'nin kütlesinden küçük oldu. Önemli sorular bunlar. Sürtünmelerin önemsenmediği bir buz zeminde durmakta olan M1 kütleri Barış ve M2 kütleri Gülcan birbirini ittiğinde oklar yönünde harekete geçiyorlarmış. Yani ben burada mesela F kuvvetiyle ittim. E karşı taraf ne yapıyor? Şu anda duruyorken bak buz zeminde durmakta olan etki al sana tepki. Aslında bu iş karşılıklıdır. F kuvvetiyle itmek demek kendini de F kuvvetiyle geriye itmek demektir. O zaman ne oluyor? harekete başlama anlarına geldiğimizde ikisine de aynı kuvvet geliyor. O zaman F iğmeyi sorduğuna göre M çarpı A'ya göre kuvvet aynıysa kimin kütlesi büyükse iğmesi küçüktür. Kimin kütlesi büyükmüş? M1 M2'den büyükse o zaman A1 iğmesi A2'den küçük olacak. Yani kim oluyor? Barış'ın harekete başlama iğmesi küçük oldu o zaman. Çünkü kütlesi büyük. Başka? Momentumlar eşit. E başlarken bunlar duruyordu. Değil mi? Sıfırdık başlarken momentum. Px sıfırdı. O zaman sen ne biliyorsun? Son momentumun da sıfır olması lazım. E ne yapacak? Buradan M1 kütlesi V1 hızıyla buraya giderken M2 kütlesi de V2 hızıyla buraya gidecek değil mi? E o zaman sen bana şöyle diyorsun. Sıfır eşittir. Sola doğru olan bir M1 V1 artı Sağa doğru olan bir M2V2. Yani neydi bu momentum. O halde bunların momentumları eşit çıkması lazım ki sıfır olsun. O zaman harekete başlama momentumları eşit büyüklükte. He, Burada bir eğlence var işte. Kinetik enerjiye girdin mi bak şimdi ise. O zaman sen şunu öğrendin değil mi? M1V1, M2V2 eşit değil mi? Şimdi ben burada basitleştirmeye çalışıyorum. M1'in M2'den büyük olduğunu biliyorum. Mesela ben buna M deseydim. Bu adam 2M olacak mıydı? O zaman bu V'dir. Bu da 2V'dir. Doğru mu? Bunları öğrendik. Peki kinetik enerjiye gelsek. Birincinin kinetik enerjisi. Yazıyorum. 1 bölü 2. Kütlesi 2M. Hızı V. V kare. İkincinin kinetik enerjisine gelseydim. 1 bölü 2. M. 2'nin karesi. 4V kare. E. Bu durumda ne oldu? Alt tarafta E2. Yani Gülcan'ın kinetik enerjisi daha büyük çıktı. Şimdi hoş bir soru yine. O noktasında duran, bak duruyor burada bir tane arkadaş. Hızı sıfır. Yani. Bomba iç patlama sonucu M ve 2M kütleri 3 parçaya diyormuş, M, M ve 2M. Evet. Patlamadan T süre sonra M kütleli parçalardan biri A noktasında. Bak M'nin biri biraz sonra burada. 2M kütleli parça da B'deymiş. Değil mi? Diğer en kütleli parça nerede acaba? Aslında buradan da bir sonuç çıkartmanız gerekiyor. Patlama sorularında kütle merkezini korumamız gerekecek aslında. Bak, başlarken senin 4m nerede? Buradaydı. Yani senin ilk kütle merkezin burasıydı. Son kütle merkezinde bakalım orası mı? 2m burada mı? m de burada değil mi? Senin kütle merkezinin şu nokta olabilmesi için ne yapmam lazım? Şimdi diğer M'yi nereye yerleştirmeliyim? Bak deneyeceksin gerekirse. Mesela K'dan başlayalım. Şuraya bir M'yi yerleştirseydim. M ile M tam ortada hop 2M. 2 ile de 2 tam ortada 4 oldu bu iş. Demek ki K'daymış. Hiç aramayacaksın. Yani denemesi bedava. Hocam işte M noktası olur muydu? Bir de onu deneyelim bak. M ile M burada 2M olurdu. 2 i̇ki ile 2 de şuralarda olmadı. O zaman işte denemen gerekiyor kütle merkezinin koordinatını değiştirmemen gerekiyor patlayınca. bir oraya biri buraya fırlayınca işte olay buraya geliyor. Ve olayın son parça diyeceğim de aslında bayağı uzun bir part aslında. Daha bayağı bir açacağız. Çarpışmalar. Yani bu işte hatırlar mısınız? Ne demiştik? Patlamalarda ve çarpışmalarda momentum korunur demiştik hatırlayın. Şimdi iki çeşit çarpışmamız var. Esnek çarpışmalar ve esnek olmayan çarpışmalar. Hangi çarpışma olursa olsun momentum korunur. Momentum korunur. Değil mi? No problem. Peki en önemli fark bu. Eğer bir çarpışma esnek oluyor ise enerji korunur. Ancak esnek olmayan bir çarpışmadan bahsediyorsanız maalesef enerji korunmaz. He ve buranın bir özelliği esnek çarpışanlar bağımsız hareket eder. Birbirleriyle alakaları yoktur. Bir anneye bir rahatlıkla Konya'ya gidebilir. Ama buraya geliyor. Cisimler kenetlenir, yapışır. İşte bu yüzden zaten bir iki cismin birbirine kenetlenebilmesi için ortaya enerji çıkması lazım. ısı çıkması lazım. Kaybolması nedeni de bu ısı nedeniyle de birbirlerine kenetlenmeleri için gereken enerji kaybıydı. Ve bunları inceleyeceğiz şimdi. Esnek çarpışmalardan bence en tehlikeli. Bu arada ÖSYM'nin de en sevdiği kısım. Merkezi esnek çarpışma. Bu arada en kuralcı olanıdır bu. Cevap çok basit. Şimdi çarpışmadan önce M1 kütleli bir cisim V1 hızında M2 kütlesi V2 iken bu buna vuruyor. Biraz sonra ne oluyor? Dikkat et. V1 üssü ve V2 üssü diye yeni hızlar oldu. Ne yapacağız? Bakın 1. Ben ne biliyorum? İlk momentum son momentum vektörüne eşittir. Yani çarpışmadan önce. Başlıyorum. M1 kütlesi V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. Son durumda M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı V2 üssü. Bak bitti. Birinci bilmeniz gereken hikaye bu. Çok da basit bir şekilde momentumun korunumunu yazdım bakın diye dikkat ettiyseniz. Peki ikinci olayımız ne? Eğer ikincisinde şu var. Aslında enerji de korunuyor. Yani birinci enerji durumu ikinciye de eşittir. bunu yazabilirdiniz gene bak. 1 bölü 2 M1 V1 kare. 1 bölü 2 M2 V2 kare eşittir. 1 bölü 2 M1 V1 üssü kare artı 1 bölü 2 M2 V2 üssü kare diye de yazabilirim. Ama şimdi matematiksel olarak bizi zorlayabilir. O yüzden ikinci bir işlemde de basit olması açısından şunu yazabiliyorum. Hızlar kanunu. Bu ne demek? Hızlar kanununa göre şunu yazacaksınız. Birinci cismin hızlar toplamı hızlar toplamı eşittir. ikinci cismin hızlar toplamıdır arkadaşım. Bak hızlar toplamı. Ne demek bu? Birincisi cisim V1'di. Şimdi V1 üstü oldu. O zaman sen bana şöyle diyorsun. V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü. Olay bu. İşte bilmen gereken bu iki denklem aslında. Bu iki denklemde iki bilinmeyen olsa da tabii genelde bunları verip bunu sordukları için biz bu işi kıvırırız. Ve burada iki tane uyarımız var. Aslında bunları uzun uzun ispatlayabiliriz de. Eğer çarpışmada cisimlerin kütleleri eşit ise ne yaparlar? Hızlarını birbiriyle değiştirler. Ne demek istedim? Şunu söyledim. Örnek veriyorum. Diyelim bir M kütleli bir cisim var. Burada da bir M kütleli cisim. Diyelim bu x, bu y. Eğer bu adam 3V, bu adam V ise kütleler eşit mi? Hızlarını birbiriyle değiştirdiler. Bu adam artık V. Bu Y cismi de artık ne oldu? 3V oldu. Ama kütleler eşit. İki numara cisimlerin momentumları eşit ve zıt yönlü ise. Yani şöyle eşit büyüklükte olacaklar. O halde bunu da şöyle yapmamız lazım. Hatta orada da biraz renk değiştirelim. Örnek veriyorum. Bu sefer de şöyle yapalım. Mesela M kütleli X ne olsun? 6V olsun. Karşıdan da ne geliyor? 2M kütleli Y ne olması lazım? 3V. Ne yaptınız bakın. Momentumları eşit ve zıt olduysa kendi hızlarıyla geri dönecekler. Yani biraz sonra ne oluyor? Şöyle oluyor. M kütleli X... Ve 2M kütleli Y şu hareketi yapacak. Kendi hızı. Bu geriye 6V dönüyor. Bu da bu tarafa 3V Ve bakın şu birinci durum ve ikinci durum özel durumdur. Bu iki özel durumu lütfen kafanıza iyi yazın. Çünkü karşınıza gelirse ÖSYM de bu arada özel durumları sever çünkü. Bakalım biz de seviyor muyuz? Sürtünmesiz eşit bölmeli düzlemde birbirine doğru Sabit süratlerle hareket eden 3m ve m kütleli cisimler O noktasında esnek çarpışıyorlar. Bak şurada çarpışacaklar. Değil mi? Buna göre e böyle bir şey sana adam şimdi kareleri haybe'ye vermedik arkadaşım. Yani bu adam bir birim gelirken bu adam 1 iki 3 birim gelme. E o zaman bu adamın sürati V ise bu adamın sürati 3V oldu mu? Bunu öğrendik. O da çarpışma sonrasında K ve L'nin çarpışma sonrasındaki hızları için ne söyleyebiliriz diyor. Cevap basit. Bakalım bir özel durum var mı diye arayın önce. Yoksa da yazarız zaten uzun uzun. Bakıyorum 3M ve 3M ve a ne güzel ya bunların momentumları eşit ve zıt. Neydi özel durum? Eğer momentumları eşit ve zıt yönlü ise eşit ve zıt. Bak eşit olmayacak sadece. Eşit ve zıt yönlü olacak. Zıt yönlü ise ne yapıyorlardı? Kendi hızları ile geri dönerler. Kendi hızları. Yani bu biraz sonra şu oldu. Senin O noktasına gelirken şöyle değil miydi? 3M V hızıyla geliyor. M kütlesi 3V ile geliyor muydu? Ne bu? Çarpışma öncesi. Sonrası ne olacak? Şu olacak. Bu O noktasına göre. 3M buraya V ile dönecek. M buraya 3V ile dönecek. Şimdi ne soruyor? Niye? Hızları ne oldu? Vallahi birbirlerine zıt oldu. Her ikisinin de hızı ok yönünde mi? Hayır. Zıt yönde değiller. K duruyor falan filan yok böyle bir dünya. K cismi ok yönüne zıt. Evet. L de ok yönünde zıt. Evet. C şıkkı gibi bir cevap olacaktı. Özel durum. Bak ÖSYM bu soruyu sordu. Buna benzeyen bir şey. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 1 kilogram kütleli cisme M kütleli cisim 4 hızla esnek çarpışmıyor. Çarpıyormuş. Çarpışma sonrasında 1 kilogram kütleli cisim artı x yönünde 6 hızla. Bak sana bu ÇÖ'yü vermiş zaten. Çarpışmadan önceki senaryoyu biliyorsun. Milattan öncesi. Bir de milattan sonrasını yazalım. Ne oluyor? Şimdi M kütleli cismin ne yaptığını bilmiyorum. Ama sana bir şey vermiş. 1 kilogram kütleli cisim artı x yönünde mi diyordu? Evet. 6 metre bölü saniye hıza sahip oluyormuş. M kütlesi ne, nedir ve hızı nedir demiş. Ne yapacağım? Bu bir esnek çarpışma ise yazıyorum. Öncelikle ilk momentum, son momentum eşit. Hatta burada da yazalım. İlk momentum, son momentumu eşit bilgisini kullanacağım. Başka yetmezse hızlar kanunu kullanırım. Bakalım yetecek mi yetmeyecek mi ben de bilmiyorum valla. Bayağıdır çözmedim bu soruyu. Şimdi başlıyorum. Bunun momentumu m çarpı 4 yazıyorum. m çarpı 4 artı bunun hızı olmadığı için 0 eşittir. Biraz sonra m olan v diyelim. Bilmiyoruz ya soru işaretinin yerine de v diyelim. m çarpı v artı 1 çarpı 6. Ne oldu? Yetmedi bence. Yani elindeki malzeme şu oldu. 4m eşittir. mv artı 6. Bence sanki yetmedi. He, yani deneye deneye yapabilirdik belki ama biz ikinciyi de yazalım. Hızlar kanunu. ken V olduk. Bak birinci isim yazı. Dörttüm. V oldum. Sıfırdım. Altı oldum. Vay. O zaman bak bu denkleme göre sen ne eksik? V'nin cevabının iki olduğunu buldum. Artı x yönünde iki olduğunu bulduk. Zaten soru bitti. He, bu ifadeyi de burada yerine koy bakalım. 4M eşittir. M çarpı V yerine 2'yi yazdım artı 6 ise at karşıya 2m eşittir 6'dır. O zaman m kütlesinin cevabı da 3 kg olacaktı. 3 kilogram ve 2 hıza sahipti. Sürtünmesiz ray üzerinde sabit hızlarla oklar yönünde hareket eden mk ve ml kütleli cisimler çarpışma yapıyormuş. Çarpışmadan bir süre sonra konumları böyle oluyormuş. Şimdi Bazen özel durum olabilir, bazen olmayabilir. Mesela bakalım. 2 birim geldim. Artı 2V ile geldim. Eksi V ile geldim. Çarpışma yerine böyle geldim. Çarpışmadan sonra ne oldu? Bu bu yönde 1 gitti. Yani bu eksi V'ye giderken bu artı 2V gitti. Doğru mu? Kareleri bu yüzden veriyor. Var mı bir şey? K artı 2V'ydi. Bak deneyelim isterseniz. K, L. İlk durum son durum. Bakıyorum. K neydi? Artı 2 V'di. Bu eksi V'di. Biraz sonra bu eksi V, bu artı 2 V. Ne yaptılar? Change yaptılar birbirleriyle. Değil mi? Birbirleriyle değişmişler bunlar hızlarını. Tanıdın mı? Hızlarını birbiriyle değiştirmek için kütlelerinin eşit olması lazımdı. Yani bu cevap de. Ha olabilir. Ya hocam ben özel durumu hatırlayamadım. Ne yapacağım? Çok basit. Böyle sorularda muhtemelen yetecektir tahmin ediyorum. İlk momentum çarpışma öncesi momentumla son eşit çıkacak. Bak deneyelim şimdi. MK kütlelicisi neyle geldi? 2V ile yazıyorum. MK çarpı 2V. Bu adam eksi V. Bak dikkat et. Eksi ML çarpı V. Biraz sonra K eksi V oldu. MK çarpı eksi V. ML ne oldu? 2V oldu. Şimdi toparlayalım. Bunu buraya, bunu buraya şutlarsak ne olacak şimdi? Burada oldu 3 tane MK çarpı V. 3 tane ML çarpı V ise bak ne oldu? MK bölü ML 1 çıktı bak yine. Yani. Efendim efendim momentum konumunu yazınca da bu iş oldu. Zaten. Çok önemli bir şey. Bak bu meşhur bir oyuncak biliyorsunuz. Newton 5'i deniyor buna. Newton sarkacı. Çekiyorsun böyle çık, çık 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 bir tanesi geliyor vuruyor. Değil mi? Bunun çok güzel bir ilkesi var. Özdeş olmalarıdır aslında burada kullanılan topları. Ve özdeş toplarda şöyle bir güzellik vardır. Mesela örnek veriyorum ben şimdi basit yapayım. Newton topunu. Ucuz benimkisi. iki tane top var sadece. Şuradan bir topu yana açtım. Şimdi bu nedir? M kütlesi. M kütlesi, M kütlesi. Biraz sonra bu buna vurunca ne yapacak? Bir V hızıyla vuracak. E bunun hızı sıfır, bunun hızı sıfır değil mi? Ne olacak biraz sonra? Bak başlarken V sıfır, sıfır. Bu arada bunlar özdeş olduğu için. Bu buna vurunca ben sıfırım, sen V'sin diyor. Doğru mu? Ne olacak sonra? Bu buna vuracak. Bu sıfırdı. Bu da sıfır oldu. Hop buradaki V fırladı. Yani en sonunda gene dışarıdaki fırlıyor. Bu olay böyle. Ve enerjiyi de koruyorsun gibi. Eğer buradan 3 top gelirse ne olacak peki? Aslında cevap çok basit. Solda ne görüyorsan sağda da aynısını görürsün. Buradan bir top geldiyse bir top çıkıyor. 3 top geldiyse 3 top çıkıyor. İnanmayan oyuncağı olan varsa denesin. Çünkü 3 top gelince iki top çıkıyorsa bu sefer enerji anlamında problem var. Değil mi? Enerjiyi de korumamız lazım yani. Peki bu işte merkezi olmayacak şekilde esnek çarpışma olursa işte M1 kütlesi, M2 kütlesine yandan vurunca biri buraya fırladı, biri buraya. Bir teta ile, biri alfa ile. İşte burada hızlar kanunu yazamazsın. Niye? Aynı çizgi üzerine değiller artık. Biri buraya gitti, biri buraya gitti. Yapabileceğiniz tek bir şey var çarpışmadan önceki momentum ile çarpışmadan sonraki momentum ne olacak? Birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Bunu sağlamak zorunda. Yani bu sefer ha zaten esne, tabi bu arada enerji zaten korunuyor esnek çarpışma olduğu için. Ama hızlar kanunu yazamıyorum. Dediğim gibi bak az önce hatırla bu çizgi üzerinde oluyordu hep hızlar. Değil mi? Bu sefer biri orada biri burada yazamıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Sadece momentumun korunumunu yazıyorsun soruya ulaşıyorsun. Ne diyor bakalım? en kütleli K cismi buraları şöyle yazalım. M kütleli L cismine merkezi olmayan esnek çarptıktan sonra sırasıyla biri v, VK, diğeri VL hızıyla fırlıyormuş. Bakın ne yapıyor? Bu duruyormuş. Sadece momentum yani bunda vardı. Şimdi bunu çizerek daha iyi bulabiliriz bakın. VK ve VL ile saçılıyor sözler. Şimdi şöyle yazabilir miyim hemen? bu işteki ilk momentum çarpışmadan önceki son momentum eşit olacak. Şimdi başlarken momentum kimde var? Sadece K'da var bu yönde. L'deki sıfır. Değil mi? Bu da L. Eşittir. Sonra ne oluyor? Bu arkadaş bu tarafa fırlayınca yani böyle bir PK üssü vektörü artı bu yönde de bir PL üssü vektörün toplamına eşit olacak. Değil mi? Olay bu olacak uçucu eklemeyle yapabilirseniz çok kolay olacak diye. Ben ne biliyorum? Elinde bulunan şu vektörle şu vektörü nasıl toplarım ben şöyle. Bak. PK üssü vektörü. Ucuna PL üssü vektörünü eklediğim zaman başlangıçtaki P ilk vektörünü bulmam gerekiyor mu? Yani başlarkenki K'nın vektörünü bulmam lazım. Ve bakın ben bu işi geometrik olarak çözerim. Neden? K'nın yatayla yaptığı açı 37. Burası 53. Burası 90 sağ. Bak isteyen arkadaş bunları bileşenlerine ayırarak soruyu çözerdi zaten. Bir de B planımız olsun. 37, 53, 90 sa. Ben ne biliyorum? Burası eğer ki 5'in katıysa şurası 3'ün katıdır. Burası 4'ün katıdır. Hadi yazalım o zaman. Demek ki PK üssü eşittir. 4 P gibi düşünebilirim ben değil mi? Yani bu momentum 4P ise bu adam 3P çıkacak. Bu da 5P. 4P'yi nasıl bulacağım? M çarpı VK üssüyle. Peki L'nin momentumunu nasıl buluyorum? 3P olacak. Nasıl? M çarpı VL üssüyle. Bak bir böldüm. Demek ki 4'ü 3 olarak bulduk. Bu arada güzel bir özellik var. Ondan da bahsedelim. Cisimlerin kütleleri eşitse arkadaşlar. Zaten burada ne demiştim? eşittir Bu arkadaşların arasındaki açının 90 dereceyi sağlar arkadaşlar. Geometrik olarak da bunu ispat edebilirsiniz. Size güveniyorum. Zaten ne diyor bakalım? Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan ne diyor? L cismine K cismi esnek çarpıyormuş. Bu arada ne demiş sana? Teta açısı alfadan küçük. O zaman ne yapar? Bak bunun momentumu bu yönde oldu. Bununki de bu yöndeydi. Bu sonuç ilki vermek zorunda. Tabii bunu toplarsan. Yani K'nın vektörü bu da L'nin vektörü. K vektörüne, L'nin vektörüne eklediğim zaman benim ilk momentum vektörümü vermesi lazım, doğru mu bu da? İlk momentum vektörü de sağ tarafa doğru. Ve şimdi dikkat etme istiyorum, açılar vermiş sana. Şu açı teta, şu açı alfa ise, değil mi? Ve sana bir bilgi vermiş. Alfa daha büyükmüş. Mesela sallıyorum bu 40 derece, bu 30 derecede olabilir sallıyorum ben şimdi bu açılar. O zaman geometrik olarak sen ne dersin? 40'ı gören, 30'u görenden büyüktür. Yani o zaman sen K'nın e, momentum'unun büyüklüğü L'den fazla demen gerekiyordu. K'nın momentum'u L'den büyük olur. Eğer kütleler eşit ise, ne dedim ben size? Bu açı eğer 90 derece olmasını istiyorsan kütlelerinin eşit olması gerekirdi. Eğer kütleler eşit ise K'nın Bak eğer kütleler eşitse sen ne oldu o zaman? Sen şunu biliyorsun 3. önermede. Bu P ilk momentumu. K'nın son momentumu, bu da L'nin momentumu. Eğer burası 90, burası teta, burası alfa ise az önceki soruya benzedi. Kim büyüktü? Alfa daha büyüktü. Mesela atıyorum 53 derece 37 derece ise. O zaman ne oldu? Burası 4P, burası 3P, burası da 5P oldu, doğru mu? Şimdi sana diyor ki kütleler eşitse böyle bir senaryo uydurmam lazım. Ça Kaan'ın çarpışma öncesindeki momentumu 5b, çarpışma sonrasındaki momentumundan büyüktür. Buraya dikkat lütfen. Şimdi olayın burada ikisini birden vermeye çalıştım çünkü artık işin en eğlenceli kısmı başlıyor. Esnek olmayan çarpışmalar aynı mantıkla çalışıyor. Biraz daha eğlenceli sorular bizi bekliyor şimdi. Şimdi esnek olmayan çarpışmalar gene iki çeşit. Merkezi ve merkezi olmayan. Şimdi ne oluyor? Çarpışma öncesinde bir M1 kütlesi V1'e çarpıp neydi esnek olmayanlarda? Kenetlenme gerekiyor, yapışma gerekiyor. Bunlar birbirlerine yapışıyorlar. Yani M1 artı M2 gibi ne oluyorlar? Bunlar şöyle derler. Ortak kütle oluyorlar. Değil mi artık? Ne yapıyorlar? Tek bir hızla yani ortak hızla gidiyorlar. Ve ne oluyor o zaman? Tek kural. Esnek olmayanlarda ne oluyordu? Şöyle bir şeydi. Momentum korunur, enerji korunmaz O zaman sen momentum yazabilirsin. Yani çarpışma öncesi momentum, çarpışma sonrası eşit? Başta bakayım. Bak buraya yazarım bir daha. M1, V1. Bunun ikisi nedir? M2, V2. Topladım. Eşittir. Son durum. M1 artı M2 kütlesi var artık. Çarpı ortak hız olacak. Olay bitti. Eğer bu iş merkezi olmasaydı, bu arabaların kavşakta birbirlerine kavuşması gibi kötü bir örnek ama M1, V1 hızıyla buradan geliyor m 2 de v 2 de burada geliyor. Birbirine bir girdiler. Sonuç biri buraya götürmek istiyor. Biri buraya götürmek istiyor. Sonuç bunlar aradaki bir noktaya doğru. Tabii hangisi daha baskın çıkarsa onun dediği olacak değil mi? Momentum anlamında. Ne yaparlar? Böyle bir orta hızla Ve ne yapacaksın? Yine tabii ki de ilk momentum son momentumu eşitleyeceksin. Bak esnek olmayan, kenetlenmeyi gördün mü sadece yapacağınız tek bir şey var. Momentum koruyun. Şimdi burada bir şey söylemiştik. Bakalım yalan söylemediğimizi ispat etmemiz lazım. Cisimler merkezi fakat esnek olmayan çarpışma yapıyor. Yani kenetlenecekler. Kaybolan enerjiyi bak. Aa ne güzel bak. ispat ettiriyor size resmen. Kaybolan enerji bu. Şimdi bunlar birbirlerine çarpışıyor. Bu ne? Çarpışmanın öncesi. Çarpışma gerçekleşince ne olacak çarpışma sonrasında? Bunlar birbirlerine böyle bir güzel kenetlenecekler. Doğru mu yapışacaklar? Yani artık ne oldular? 3 kilogram oldular. Değil mi? O zaman başlayalım bakalım. Önce momentum korumam lazım. İlk momentum son momentuma eşit dersen. Şimdi bak bunun momentumu m çarpı b'den 2 kere 7'den artı 14. 1 kere eksi 2'den eksi 2. Bunlar kenetlendiğine göre 3 çarpı orta kız oldu. O zaman ne oldu bak burası da 12 olduğuna göre. Demek ki orta kızımızın cevabı kaç çıktı? 4 metre bölü saniye. Yani bu arkadaş son durumda bu yönde 4 metre bölü saniyelik hızla gidiyor. Peki diyor ki kaybolan enerji. O zaman ilk enerjiyi bulalım bakalım. Hadi bulalım. İlk enerji. Hangi enerjileri var? Kinetik. <laughs> Başladım. m ve kareleri göre yazıyorum. 1 bölü 2, 2 çarpı 7'nin karesi. Artı 1 bölü 2 çarpı 1, 2'nin karesi. Eksi bile olsa zaten karesini aldığın için gidiyor. Şunlar gitti. 49 Burada da bunlardan bir tane gitti. Yani başlarken ki enerjiniz 51 jüldü. Peki o zaman kinetik enerjinin son değerine gelirsem dikkat et, son senaryonuz bu sizin. 3 kilo 400 ile gidiyor. O zaman şöyle yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi. 48 bölü 2'den kaç yaptı? 24 jül yaptı. Bak 51'dim 24 oldum. Adama sorarlar nerede bu 27 jül diye. Kayboldu. Yapışmaya gitti tabi. Şimdi bu da bunun bir yorum sorusu işte. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan K cismine ok yönünde hareket eden L cismi çarpıp kenetleniyor. Orta hızı V oluyor ve kaybolan enerji de E oluyormuş. Başlangıçta L cisminin çarpışma öncesindeki hızı daha büyük olsaydı orta hız ve kaybolan enerji ne olacak? sayı ver gerekirse. Ya bu biraz bizi yorum anlamda zor. Aslında bunu kolay buluruz da bu biraz hırpalaya bir M ve kareler var ya. Şimdi o zaman biz uyduralım bak şimdi. Kolaylaştıralım. Burada bir M kütlesi vardı. Burada da M var. Bunun hızı 0 olsun. Biraz sonra mesela atıyorum bu neyle geliyordu? 10 hızla geliyordu. Değil mi? O zaman ne olacaktı? Momentumun korunumuna göre ilk momentum eşittir son momentum ilkesine göre M çarpı 10 eşittir 2M oldular. Çarpı ortak hız oldu. O zaman ortak hızları kaç çıktı? 5. E peki kaybolan enerjiyi bulalım. İlk enerji neydi? Bak bunda vardı. Şimdi enerjinin ilk değeri 1 bölü 2 çarpı M çarpı 10'un karesiydi. 50 M vardı. Peki son değeri artık bunlar kenetlendiler ya. 2 M oldular ama hızları 5 oldu. 5'in karesi oldu. Hop 25 m oldu. O zaman senin kaybolan e enerjin kaç oluyormuş? 25 m. Bak uydurdum bunları ilk durum için. Şimdi son durumda sana bir şey söylüyor. Hepten teoride boğulmayın diye. Bu adamın hızı daha büyük olsaydı. Yani bu m örnek veriyorum 20 ile gelseydi bu m'ye. Ha bir ki hocam bunların m olduğunu nereden biliyorsun? Farklı kütle verirsen bir de onlarla uğraşacaksın. Uğraşmayalım diye. O zaman bak şimdi momentumunu yazarsam şimdi. ilk momentum son momentuma eşittir dersem. M çarpı 20. 2M çarpı V ortak olacağına göre ortak hızları kaç oldu artık? 10. O zaman ortak hız ne yaptı? Arttı. Bak bu arttı. Peki hadi bakalım ilk enerjimize gelelim. Bu işler işte enerjide biraz riskler olduğunu anlayacağınız bu soruda. Başlarken 1 bölü 2M 20'ydi hızın. 20'nin karesi. 400 bölü 2'den 200 m vardı. Peki son enerjimiz bizim. 1 bölü 2. Artık 2 m'yim ama hızım 10. 10'un karesi. 100 m oldu. Ne kadar kayboldu? 100 m kayıp var. Doğru mu? Artık. Vay. 25 m'ydi. Kaybolan enerji arttı. O zaman hız arttı. Bu da arttı. Ya bunu dedim ya belki kütleyi çok hızlı geçebilirdiniz ama ikinci kısmı o kadar kolay geçemeyebilirdiniz. Şimdi bakın. Çok hoş sorular. Son bir 3-4 tane sorumuz var. Artık konu birleştireceğiz. Mesela burada ne var? Sürtünmesiz sistemde 30 hızda ilerleyen K cismi durmakta olan L cismine çarpıyor. Ortak kütle yata yatış yapıyor. Yani önce momentum çarpacak, kenetlenecek, beraber atış yapacağız diyor. O zaman önce bu buna vuruyor doğru mu? Ne yapacağız? Kenetlenme olacağına göre yani senaryoda şu olması lazım. 2 kilogram kütleli cisim 30 hızla geliyor. Buradaki 1 kilogram ve hızı sıfır olan cisim bunu bekliyor. E bu buna kenetlenme olacaksa ben kenetlenme olunca ne yapıyordum? Hemen momentumu yazıyorum. İlk sonra eşit işte. yazıyorum. 2 kilo 30'du. Kenetlendiler. 3 çarpı orta hız oldu. O zaman orta hızımızın cevabı ne yaptı? 60 bölü 3'ten 20 oldu. Çok güzel. Sonra bu kenetlenen arkadaşlar hatta bunları şöyle bir yapışık çizelim isterseniz. Ne oluyormuş? Hızları 20 oluyormuş. 20 metre bölü saniye ile hop bunlar bir yata yatış yapıyorlar. Yükseklik kaç? 45. Neyi soruyor sana? X'i mi soruyor? Çok kolay. X'leri biz nasıl buluyorduk hemen? V çarpı T. Yani 20 çarpı T. Ama bir sorun var. T'yi bilmiyorum. Atışlarda haçlar niye veriliyordu arkadaşlar? İsteyen arkadaş sayarak bulur. İsteyenler şöyle de bulur. Bak neydi? 1 bölü 2 G t kare değil miydi? 45, 5 t kare ise t kare 9, t ne yaptı? 3. O zaman t ifadesini yerine koyduğun zaman x'in cevabının 60 metre olduğunu da bulduk. Ne yaptık? Bak atışla beraber çözdük. Çok havalı bir soru tipidir. Meşhur bir soru tipidir. Genelde sınav sorusu olarak da okulda yazılda da karşınıza gelmiş olabilir. Balistik sarkaç meşhur ismi. Değil mi? Durmakta olan 9M kütleri tahta buluyor. M kütleli mermi geliyor çarpıp kenetleniyor. Ve ortak kütle haş kadar yukarı çıkıyormuş sonra. Bak mermi içinde fark ettiniz. Bu arada delip geçeni de belki öğretmeniniz sınavda sormuş olabilir. Haş kaç? Şimdi olaya başlayalım. Önce bu buna çarpıp kenetleniyor. Yani ne oluyor? Önce kenetlenme olduğuna göre önce momentum'u koruyacağız. Hadi bakalım. M kütlesi 50 hıza sahip. 9M kütleli blok duruyor yani sıfır. E bunlar kenetlendiğine göre ne oldu? 10M kütlesi ne olacak? Ortak bir hıza sahip olacak. Bak burada zaten momentum yok. 50M, bak M'ler de giderse. Demek ki ortak hızımızı biz bulduk. Ne kadar? 5 metre bölü saniye. Bitti. Peki sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Dikkat et buraya. Sonra ne oluyor? Renk değiştirelim. Ortak kütle haş geliyor. Yani senin ikinci senaryonun bir hazırlığını yapalım biz. Senin tahta blok zaten 9 M'di. Mermi de buna saplanınca artık bu arkadaş toplamda 10 M gibi algılayabilirim değil mi? Ne yapıyormuş? 5 hızla fırlayacak. Çık 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 çık. Buraya kadar geldim. Doğru mu? Bak senaryon bu oldu. Ne kadar çıktın? Haş. Nasıl yazacağım bunu? Tabii ki de enerji korunumu. Bu adam hıza sahipken biraz sonra yüksekte. Yani sahip olduğu kinetik enerjiyi neye çevireceğiz arkadaşım? Potansiyel enerji. Hadi başlayalım. 1 bölü 2 kütlem 10m çarpı hızının karesi. 5'in karesi 10m çarpı g çarpı h. Bak 10m'leri bilmesen de olur. 25 bölü 2 hatta yazalım 12 buçuk eşittir. G de 10 çarpı h'sa. h ise h'ın cevabı 1.25 metre. R oldu. Şimdi bunun daha da gene benzeyen, bak aşamayı bu sefer biraz daha büyüteceğiz. A noktasında durmakta olan X ismi. Serbest bırakıldıktan bir süre sonra B'de duran Y cismine çarpıp kenetleniyor. Bak bunu kaçırma bu başımızın belası olacak bir yönden. Ortak kütlede buraya kadar. Ne oluyor şimdi bu buna geliyor. Çarpıyor. Kenetleniyor. Kenetlenen bu cisimler, yani ikisi bir arada oluyor. Nescafe gibi. Ne kadar çıkıyormuş? Haş. Haş ne kadar? Sakın şunu yapma. M 45 metre giden geldi ya. M 45'ten geldi. Bunlar kenetlenince kaç olacak kütlesi? 3 M değil mi? O zaman 15 mi? Olmaz diye. Bir kere kenetlenmede enerji kaybı vardır. Enerji kaybı olduğu için bir kere 15 olamazsın yani. 15'ten küçük bak. Olmayan şıkkı hemen sana söylüyorum. Yarısı gitti sayılır dermiş. Daha çok işimiz var. Şimdi olayı bir başlayalım. Ne yapıyor? Bu arkadaş buna gelip vuracak. Yine hangi hızla vurdu? O zaman önce bunun bir hızını bulmam lazım. Bak birinci action'ımız bizim şu o zaman. Şurada bulunan m kütleli cisim hızı sıfırdı değil mi şu anda? Gel 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 gel. Buraya geldiğinde hangi hıza sahip olacak bu? Yani hangi hızla buna vuracak? Bu yüksekliği de kaç bunun? 45 metre. Ne yapacağız? sürtünmelerin de önemsenmediği düzlem. Ne yapıyor? Yukarıdan aşağıya geldiğine göre ne yapıyor? Yüksekliğini hıza dönüştüreceğiz. Yani potansiyelini kinetiğine dönüştüreceğiz. Hadi yazalım. M, G, H neye dönüşecek? 1 bölü 2 M V kare. M'ler gitti. G 10 çarpı 45. 1 bölü 2 V kare ise 900 yaptı. O zaman vurma hızı 30'muş. Bak bunu bulduk. Bu birinci action'ımız. 2. Şimdi bu buna vurdu ve kenetlenecek. Yani senaryo ne oldu bu sefer? Şu oldu. M kütlesi 30 hızla geliyormuş. Ve orada durmakta olan 2M ve hızı 0 olan cisme çarpıp kenetlenecek. Kenetlenme oluyorsa ne yapıyorsun? İlk momentum son momentuma eşit diyeceksin. Çarpışmadan önce momentum da Yazıyorum. M'de 30 var. Diğerinde yok zaten. Kenetlendi bunlar. 3M oldular ve ortak hız oldular. O zaman burada da ne oldu? Ortak kızların cevabı 10 metre bölü saniye oldu mu? Bitti mi? Daha bitmedi. Üçüncü aşama. Şimdi ne oluyor? Bu ortak kütlede burada çıkacaklar. Yani senaryonun üçüncü kısmını canlandıralım. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Bu iki arkadaş birbirlerine kenetlendi. 3m. Hangi hıza sahip? 10. O gazla çık 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 çık. Buraya kadar çıkacaklar. Doğru mu bunlar? Ne kadar çıktılar? Haş. Bu sefer ne oldu? Hızın yüksekliğe dönüştüğüne göre yani bu sefer de kinetiğimizi potansiyele çevireceğiz. Hadi bir çevirelim. Kinetik 1 bölü 2 3M onun karesi 3M çarpı G çarpı H. Bak 3M'ler gitti. 100 bölü 2'den 50 G 10 çarpı H'sa H yalnızca 5 metre olay bitti. Baya güzel aşamalı bir soru oldu. Değil mi? Evet. evet. Sevip de terk edenler zamanı. <laughs> Değil mi? K noktasından bırakılan bir cisim. Buna yorum gel. Gelir yani çok gelir bak. Sevip de ter hocam benim için yapmışsınız falan diyenler çok çıkacak görürsünüz. L'de duran cisme çarpıp kenetleniyor ve ortak kütle. Bak 16 aştan geliyorsun. Hop 9 aşa çıkıyorsun. Kütlelerin oranı nedir? Şimdi burada... Bakın bu soruyu eğer uzun uzun çözerseniz bayağı spor yapacaksınız. Şimdi atışlarda olsun veya mesela diyelim burada bulunan bir cismi h yüksekliğinden bıraktık. Hızı sıfır olsun. M kütlesi. Ne yapıyor? Biraz sonra V. Şimdi bir şeye dikkat etme. Atışlarda da bu geçerli. Enerjide de geçerli. Ne yapıyor? MGH neye dönüşüyor? Biraz sonra 1 bölü 2 M kareye dönüşüyor. O zaman senin yere vurmaz ne oluyor? Kök içerisindeki haştır değil mi? Haşların karı kökü hızlı değil mi? Hatta yani atışlar cinsinden düşünelim. Hatırlayalım şöyle. Hani bir cismi haştan bırakmayı severiz biz demiştim. 4 aşı severiz. 9 aşı severiz. 16 aşı severiz. Baksana en sevdiğimiz sayılar burada zaten. Haştan bırakmak t ise neydi kareköklerde köklerde? 4 haştan 2 t atışlarda daha taze anlattım. 3 E bu arada bu adam V ile vuruyorsa, bu adam 2 V ile, bu da 3 V. Bak tuttu her şey. Haçların karekökü hem zamanı verir, hem de hızı verir. O zaman 16 haçtan bıraktığım bir cisim kareköküne göre ne ile vuracak buraya? 4 V ile. Peki bu adamların 9 aşa gelmesi için hangi hızla fırlaması lazım bu seferde? 9 kimin karekökü? 3. O zaman karesi ya da 3'ün. O zaman 4 V ile gelecek? 3 V ile. Yani aslında senin senaryon şu oldu o zaman. Renk değiştireyim de ortak karışmadan bitireyim şu işi. Bu adam duruyor. Yani M2'nin hızı sıfır. Değil mi? Demek ki buna gelen M1 hangi hızla geliyormuş? 4V ile geliyor. Ve çarpışma gerçekleştikten sonra bu adamlar birbirlerine yapışıyorlar. Yani oldular B1 artı M2. Neyle fırladılar? 3V ile. Hadi yazalım. Momentum koruyalım. Bu iş bitsin sadece. Yazdım gitti. M1 çarpı 4V artı diğerinde sıfır momentum. Şimdi ne oldu? M1 artı M2'de 3V var. Burayı yazmaya gerek yok. V'ler gitti mi? 4M1 eşittir. 3M1 artı 3M2 diye ayırırsam at karşıya M1 3 katıymış M2'nin. Dolayısıyla M1'in M2 oranı yalnızca 3'tür deriz ve itme ve momentumu da biteriz Evet gençler konuyu bitirdik. İtme ve momentum uzun bir video oldu zannedersem. Soru bankasındaki sorulara lütfen gidin. Ve bu işin başlığında ne yaptık? Önce momentumu korumadık. Sonra koruduk. Sonra çarpışmalarla biraz daha spor yaptık. Ve bu işi böyle bitirdik. Ve soruları çözerken de fark ettiniz. Bak atış var, enerji var, her şey vardı neredeyse içinde. Lütfen bu mekaniğin bir zirve noktası olduğunu unutma. İki, bu konunun ÖSYM tarafından çok sevildiğini de unutma. Soru Bankası'ndaki soruları da lütfen o şekilde çok ciddiyetli bir şekilde çöz istiyorum. Sonraki konumuz çemberse Hareket'te görüşmek üzere.